Öncelikle tüm katılımcılara ÜSİMP adına hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Sayın Müjgan Çetin. Müjgan hocamızın inovasyon konusundaki çalışmalarını eminim birçoğunuz biliyordur. Kalanını da zannediyorum burada öğrenme fırsatımız olacak. Ben Müjgan Hanım'ın bu alandaki resmi ünvanını sizinle paylaşmak istiyorum. Türk Standartları Enstitüsü yeni çıkacak standartları izlemek üzere gönüllüler arasından ayna komiteleri oluşturuyor. Ve bu ayna komiteleri de Uluslararası Standartlar Enstitüsü kapsamında ülkemizi temsil ediyor. Şimdi inovasyon yönetimi konusundaki ayna komitesinin başkanlığını Müjgan Çetin hocamız yapıyor. Ve ismini de zaten inovasyonla ilgili olarak bir şey aradığınızda hemen karşınıza çıkıyor. Biz ÜSİMP olarak hocamızla yakın çalışmaya gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Ve davetimizi de kırmayıp buraya konuşma yapmak üzere geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Hocam söz sizde. Soru cevapları sona bırakmaya niyetiniz olmadığını belirtmiştiniz. Ben de burada onu tekrarlayayım. Ancak dışarıdan katılımları engelleyebilmek adına, çünkü 2 hafta önceki webinarda bunu yaşadık. Lütfen elinizi kaldırın, biz izin verelim, mikrofonunuzu açıp ondan sonra sorunuzu iletin efendim. Hocam teşekkürler, buyurun sizi dinliyoruz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Kıymetli bir Hazirun var karşımda. Böyle üniversite sanayi işbirliğine gönül vermiş, yıllarını vermiş, sadece gönül vermemiş, emeğini vermiş insanların hani lideri olarak da size de bu anlamda teşekkür etmek istiyorum efendim. Şimdi bugün ben böyle çok yapılandırılmış bir konuşma hazırlamadım. Sizinle sohbet sadece sizinle değil, bütün katılımcılarla sohbet usulü bir şey olsun istedim. Bu sohbeti de şöyle düşündüm. Şu anda ben ne isem onun üzerine kurgulayayım. Sizler arada istediğiniz zaman kesin sorularınızla veya katkılarınızla ille soru olmak zorunda değil. Orası öyle değil, şöyle de diyebilirsiniz. Çünkü sizlerin katkılarına da ihtiyacım olan bir yapı içerisinde anlatmak istiyorum. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Eski sizi 44 yılla size yarışamayacağım ama 40 yılla hoca az kaldı. Böyle ben de gururla 40 yıldır meslek hayatım diyebilecek duruma. Bir iki senecik daha beklersem 40 yılı Allah ömür verirse devireceğim inşallah. Bu 40 yıllık sürecin üzerine bir de şimdi sosyoloji bitiriyorum. Son semestrim var. Sanıyorum böyle bu onun karışımından kaynaklanan bir tarih merakı bende oluştu. Az önce misafirlerimizi beklerken de böyle işte tarih konuşuyorduk. Ve sizlere öyle bir sunu hazırladım ki o Türkiye'nin benim içimden geçtiğim dönemde hem endüstri mühendisliğinden kaynaklanan hem biraz sosyoloji işinden biraz inovasyon işinden kaynaklanan bir ilgiyle kitlesel üretimden esnek üretime dönüşen dünya kavramlar, teoriler, yaklaşımlar, teknolojiler benim şimdi ismini verdiğim değerli üretimi diye bir kavramla dönüştüğünü görüyorum. O dönüşüm içerisinde sizlerle bir ne diyeyim ben bir arayışımı paylaşmak istiyorum. Diyorum ki işte o ekranımı paylaşabildim mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi yalnız bunu da öyle bir çerçevede sizlerle şey yapacağım ki çok sevinçliyim. Konuşmamın başlığını uluslararası referans dokümanlar eşliğinde dedim. Bu kelime çok düşünülerek seçilmiş bir kelime. Bunun da sebebini de anlatacağım.
Ekranda da iki tane görsel görüyorsunuz. Bunlar da çok sevinçliyim. Bunu paylaşmadan da edemeyeceğim. İşte hani 40 yıla 2 yıl kalmış bir Müjgan'ın mesleki deneyiminden yola çıkarak bir yaklaşık 500 sayfayı bulan bir kitabım. Şubat ortalarına doğru ellerinizde olacak. Ve bu kitabımın da kapağını görüyorsunuz. Yanında da çok güzel bir kız görüyorsunuz. Bu kitabım tüketiciye 100 liradan satılacak. Siz 7 tane kitap alırsanız bir bilim kızına burs imkanı sağlamış olacaksınız. Ama bu bilim kızı temel bilimler alanında eğitim görüyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi alanında, temel bilimler alanında eğitim gören, üzerine yaşam bilimleri alanında yüksek lisans veya doktora yapan kızlarımız için. Dolayısıyla 100 lira kitap. Ayrıca bu görseli sanatçısı Büşra Orhan bu bağışladı, bu görseli hediye etti. Bu görselin şurada gördüğünüz aşağıda da bir logosu var. İsmini açıklamayan ama çok çok ünlü bir sanatçı, bir tasarımcı, P-Girl diyoruz biz buna. Bunu bağışladı. Ve bilim kızı görseli, markası ve tasarım tescili. Aranızda beni izleyen fikri haklar uzmanları veya yöneticileri, bu konuda bilgeler varsa onlar bileceklerdir. Bunlar koruma altında, ama kimin koruması altında bunu da söylemem lazım. Ankara Patent'ten Kaan Hocam'ın koruması altında. O da hediye etti bunu, bu bilim kızı markamızı ve tasarım tescilimizi korumayı. Dolayısıyla herkese bir kere baştan teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere de bu kitabımı alarak bu kızlarımızın temel bilimler alanında çalışmalarına, uzun soluklu ve zorlu bilimsel çalışmalarına katkı sağlamanızı istiyorum. Çünkü bir hayalim var. O hayalimi Allah ömür verirse bu 10 yıl sonra bir bilim kızımız Nobel'e aday olacak veya bir Nobel ödülü kazanacak ve ben onun hep gözlerimi kapattığım zaman sahnede bizim bir bilim kızımız ödülünü alırken görüyorum. Dolayısıyla çok kişiye erişmek istiyorum. Çok sayıda kıza erişmek istiyorum. Ve bu kitabın içeriğinde de buna olanak sağlayacak şekilde sizlerle bugün paylaşacağım yolculuğumdaki bütün bildiklerimi yazdım. Siz bu kitabı aldığınızda okuyup ne yapacağınızı, kurumsal inovasyon yönetim sistemi açısından ne yapacağınızı adım 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 öğreneceksiniz. Ben bu kitabın kaleme alma sebebim bilgiyi yaymak, çoğaltmak ve hepinizin erişilebilir hale getirmek. Böylece bu kitabı okuyanlarla ve gerçekten benimle daha onun üzerine bunu bir çıta olarak koymak istedim. Bu çıtanın üzerine ilave bir şeyler koymak isteyenlerle, yani ben ona bilgelerle diyorum. Bilgelerle buluşmak için bu bilgiyi saçmak istedim. Ve onu saçarken de bilim kızı projem için bu bilgiyi yaymak istedim. Dolayısıyla bugün anlatacağım konular son 6 yıldır eş yazarı olduğum Uluslararası Standartlar hikayemin bir dünya tarihi içerisindeki hikayesidir. Ve sizlere bunu paylaşırken böyle bir çok fazla yazı ve görsel olan bir slide üzerinde ifade etmek istiyorum. İki tane slide'ım olacak zaten. Hani merak ediyorsanız Müjgan Çetin kim diye bir üçüncü slide'ı da paylaşabilirim. 12.45 sanıyorum. Böyle bir 45 dakikam var. Beni
Hamit Hocam uyarırsa, fazla konuştuğum için hani toparlamam konusunda. Şimdi tarihe merak sardım dedim. Oradan başlayayım. Bu ilk gördüğünüz 1962 yılı Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki yıkımı ilişkin bir Marshall Planı denilen böyle bir hikaye kurgusu içerisinde bunu paylaşmak istiyorum ve kendimin buralarda nerelerde yolumun kesiştiğini ifade etmek için. Bu 1962'de bir 12 milyar dolar Avrupa'ya bağış yapmak istemiş. Adı da Marshall Planı ki benim yaşımdakiler bunu bilirler. Fakat demiş ki bu parayı kim nereye harcıyor? Bunun için ekonomik işbirliği teşkilatı diye OECD diye bir kurum kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti de bu kurumun 20 kurucu üyesi arasında 1960'ta. Bu parayı kim nereye harcadı? Paranın amacı da ekonomik kalkınma. Şimdi size anlatacağım bu tarihsel perspektif. Ekonomik kalkınma ile beraber teknolojik ve yenilikçi kalkınmasının da bir tarihi olarak yorumluyorum bunu. Ve bir İtalyan zengin, şu arkada küçük bir siyah görecek, siyah bir resim göreceksiniz. Böyle o bir tarihsel bir kale bu. O kalenin içerisinde adı da Falcinore Villası. Frascati kasabasında bu villada 160'tan fazla uzmanı toplamışlar, ev sahipliği yapmış. Haftalarca süren çalışmanın sonucunda bu paranın hangi ülke tarafından nereye harcanacağını lisan birliği oluşturmak adına bir döküman üretilmiş. Bu döküman 1962 yılında, 61 yılında çalışılmış, 62 yılında yayınlanmış ilk Frascati kılavuzu. Arge merkezi yöneticileri bu kılavuzu çok yakinen tanırlar. Sonra bir ortam durulmuş, dikkat ederseniz bir 8 sene geçmiş. NASA yaptığı çalışmalarda bir lisana ihtiyaç duymuş, bir ölçeklendirmeye ihtiyaç duymuş, bir tartmaya, teraziye ihtiyaç duymuş. Teknoloji hazırlık seviyesi, technological readiness level diye de bilinir. Öyle bir çalışmayı yapmış, 1970'lerde yayınlamış. Kendi NASA'nın var olduğu ülkenin savunma sanayi 20 yıl sonra ancak uyanmış, 20 yıl sonra bu NASA'nın teknoloji hazırlık seviyesini evet demiş. Ben de yaptığım ekonomik teknolojik gelişmelerde bu teknoloji hazırlık seviyesine göre bunu ölçeklendireceğim, destekleyeceğim, kullanacağım, işte gruplara ayıracağım, eleyeceğim demiş. Şimdi bu arada Avrupa Birliği yıl 1990'lardan biraz önce size şey yapmak istiyorum. 1984'lere gidin istiyorum. Benim üniversiteden mezun olmuş, iş aradığım yıllar bu yıllar. O Avrupa Birliği bakmış ki işte Japonlar 90'larda size az önce giriş konuşmamda söylediğim işte Deming Amerika'da yola çıkmış kitlesel üretim Fordizm'den sıkılmış, tıkanmış ekonomilerde anlatmış, bak toplam kalite demiş, şöyle esnek üretim demiş, tam zamanda üretim demiş, kimse dinlememiş, Türkiye'ye uğramış, Türkiye'de dedi kimse dinlememiş, kalkmış Japonya'ya gitmiş, Toyota dinlemiş, yeni bir toplam kalite fırtınası, Japon malı, Tapon malı olmuş, Japon teknolojisi, Japon harikası. O sırada yeni rüzgarlar esiyor. Ben de üniversitede hocalarımla atışıyorum. Hocam bu yalın üretimi just in time'ı bana niye öğretmeden beni mezun ettiniz diye. Halbuki onlar da bilmiyorlarmış. Liselere öğretirlerdi. Avrupa Birliği bundan rahatsız olmuş. Amerika almış başını gidiyor. Ekonomik kalkınma gelişim açısından. Japonya almış başını gidiyor. Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri 1984'te demişler ki oturalım biz bunu bir kalkınma planında çerçeve programları hazırlayalım demiş. Avrupa Birliği'nin Horizon'a gelen o çerçeve programları 1984'te başlamış. 2000'li yıllara doğru gelindiğinde Avrupa Birliği bu Lizbon Anlaşması'yla bunları
Hatta 2003'e geldiğinde bakmış olmuyor, yarışamıyor Japonya ile ve Amerika ile. Ben gayri safi milli hasılamın %3'ünü araştırma ve geliştirmeye, teknolojiye ayıracağım diye bir hedef koymuş. Ve 5'er yıllık kalkınma planlarıyla, çerçeve programlarıyla bunu ilerletmeye başlamış. Bu tabii 92, ben de bu sırada TÜBİTAK'ta daire başkanı, enformatik daire başkanı olduğum dönemlerden bahsediyorum. OECD o sırada tekrar bir araya gelmiş ve bu Frascati kılavuzun üzerine Oslo'da toplanmışlar. Oslo'da bulunanlar bilirler. İşte çok demokratik bir ülke, işte her şeyine kadar insana yönelik falan deyip azıcık kazıdığınız zaman başka şeyleri fark ettiğiniz bir ülkeden bahsediyorum. Oslo'da iki tane doküman üretmişler. Birisi 92 yılında üretim için, 97 yılında da hizmet için. Şimdi bu Oslo kılavuzu şu anda işte aramızdaki hocalarımızın bir hani başucu kitabı gibi filandır Oslo kılavuzu. Her şeyi oraya gönderme yaparlar. TÜBİTAK Oslo kılavuzuna gönderme yapar. Ne zaman gönderme yapmayı kabul etmiş TÜBİTAK? 2005'te. Ben bunu TÜBİTAK'ın Oslo kılavuzunu kabulü ve tercümesi internete sorduğunuz zaman bütün bu kılavuzlara edinebiliyorsunuz. Ben bu arada TÜBİTAK macerama gelmek istiyorum. 93-96 döneminde rahmetli Tosun Terzioğlu hocamla beraber, başkan da o sırada. Hocam dedi ki, Müjgan dedi, ben enformatik daire başkanıyım. Aramızda akademisyen hocalarımız bilirler. Bir literatür survey, bir çalışma yapacakları zaman ilk önce state of art'ı belirlerler. Ve o state of art'ta şu anda dünya nerede? Ben bunun üzerine bir tık daha yukarı ne söyleyebilirim bilmek için önce dünyanın bu alanda nerede olduğunu bilmek isterler. Bana başvururlardı. Benim 60 kişilik bir ekibim vardı. Derlerdi ki işte şu konudaki periyodiklerden makale istiyoruz. Ben onları bulurdum. Onları zarflardım, fotokopisini çekerdim, onlara gönderdim. Tabii 3 aylık bu postalama ve onlara erişme bir şey. Sonra ellerini aldıkları zaman bir bakarlardı ki, aa bu o değilmiş. Hocam bir daha istiyoruz derlerdi. Şimdi o bilgiye erişme ve bilginin şeyini vurgulamak için bu örneği anlatıyorum. Biraz da hikayeyi hani yaşayın istiyorum. Gençler var aramızda çünkü onlar da yaşasınlar istiyorum. İşte 3 ay daha beklerlerdi. Tosun Hocam dedi ki, Müzgen dedi, bu Bilkent Üniversitesi'nin kuruluşunda Baba Bush Türkiye'ye geldiğinde ODTÜ ilk vakıf üniversitesi olarak ODTÜ'den farklı ne yapabilirim deyince Baba Bush da demiş ki ben sana işte bir periyodik kütüphanesi kurayım demiş. Dolayısıyla ODTÜ'nün akıllı ve paralı çocuklarını Bilkent'e alalım demiş. Fakat bu kütüphaneyi kurmak yetmiyor. Bu kütüphanenin en önemli özelliği senede 6-7 milyon dolarlık periyodiklere abone olmak. Oradan abone oluyorsunuz. Her sene 6-7 milyon dolar. Bunu işte bir müddet devam etmiş, sonra olmuyor. YÖK'e devretmiş. YÖK bir müddet devam etmiş, o da olmuyor. Tosun Hoca'yı çağırmışlar. Tosun Hoca'ya demişler ki al, TÜBİTAK olarak ne yapıyorsan yap. Tosun Hoca dedi ki Müşken git bir bak bakalım ne yapabiliriz. O sırada da ben ODTÜ ile arkadaşlarım Atilla Özgüt hocamız var o ODTÜ'de. Bir tek Ege Üniversitesi, aramızda Ege Üniversitesi'nden olanlar olduğunu da biliyorum. Ege Üniversitesi'nde bir tek onlar çıkıyor internete, bir de biz çıkıyoruz. Biz çıkabiliyoruz, ODTÜ üzerinden çıkabiliyoruz. Atilla Hoca'yla da TÜBİTAK olarak şöyle bir sözleşme yaptık. Paraları TÜBİTAK olarak ben harcayacağım. Atilla Özgüt Hoca ODTÜ olarak da o da teknolojileri araştıracak. Bana söyleyecek bak bu teknoloji var diye. Ben o teknolojiyi satın alacağım, kuracağım. Benim arkadaşlarım da uygulamalar yapacak. İşte çok sayıda Leezline'da eskiden Leezline bağlıyoruz. Dial-up sesleriyle benim yaşıtlarım bilirler o sesleri. O seslerle çevrilmeli ağdan internet bağlantıları yapıyoruz. Çok sayıda işte o sırada TRT tek kanal, işte Star TV kaçak yayın yapıyor. Daha mevzuat düzenlenmemiş. Ondan sonra ben internet yayını yapıyorum. Ben de tek kanalım. Ama benim üzerimden
Kaçak korsan yayın yapanlar var benim hattıma girip filan. 50 milyon dolar harcadık. İlk önce Ulaknet'i kurduk. Bütün üniversitelere, o zaman 54 tane üniversite vardı, çok iyi hatırlıyorum. O altyapıyı götürdük. Ve üzerine de Tosun Hocam'a dedim ki hocam bu böyle kağıtları 3 ay bekle, 6 ay bekle, bir hızlanmamız lazım. Bu hızlılık içinde ancak elektronik, o zaman yeni yeni elektronik CD'lerle geliyorlardı bana bilgi şey yapanlar. Böyle bir oraya bir bilgi merkezi kuralım. O artık kağıt aboneliği yapmayalım. Çünkü gittim gezdim toz toprak içerisinde. Ve bir yangına bakar, bir kibrite bakar o kağıtların yanması. Beş kat periyodiklerle dolu. Ancak o beş katı, daha üzerine beş kat daha yapsanız, o aradan kopmuş olanları ben size dünyanın parasını isteyeceğim. Bir 50 milyon dolar daha isteyeceğim. Ancak bunu kurabileceksiniz. Ve isim annesi ben olduğum için de bunları söylüyorum. Ulakbim. 96 yılında kuruluşunu yaptık ve ben TÜBİTAK'tan emekli oldum. Bana dediler ki hocam sen al götür. Yok dedim ben o süreci daha sonra başka sohbetlerimde anlatırım. Sıkıntılı zorlu bir süreçti. O zamandan beri de yenilik, Ar-Ge, teknoloji çalışmalarının içerisindeyim. Bu sene çok şanslıyım. Kitabım yayınlanıyor. Bir de beni 2 hafta önce Ulakbim'den gençler buldular. Benim bütün arkadaşlarımı Ulakbim'de yerleştirdim. Başkanını seçtim Ulakbim'in. Dediler ki hocam ya biz işte hep emekli olmuşlar benim arkadaşlarım. Çok değerli arkadaşlarım vardı. Onların emeğiyle bu hale geldi. Hani ben sadece işte bir yöneticiydim yani yaptığım başka bir şey değildi. Bütün o teknolojiyi hayata geçiren onlardı. Ve operasyonu hayata geçiren onlardı. Onlar emekli olmuşlar. Yeni bir nesil gelmiş. O da benim eski raporları bulmuş. Hocam siz, bu buranın kurucu başkanı siz misiniz? İşte bir kitap hazırlayacağız. Çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz. O etkinliklerde işte bizim anılarınızı paylaşır mısınız? Bir anda böyle bir geçmişe gittim falan. O yüzden size böyle uzun uzun anlatabiliyorum. Onlara bir anı yazdım. Unuttuğum şeyler, isimler falan hepsi tekrar geldiler. Download oldular bana. Onları yazdım, gönderdim. Yakın zamanda çok sayıda Ulakbim etkinliği duyacaksınız, göreceksiniz. İşte o zaman deyin ki işte kırmızı ceketli beyaz saçlı kadınmış. Onu oralarda onun da emeği geçmişti hatırlayın diye bunu biraz de şeydi anlatmak istedim. Yıl 2004'e geldim. 2000-2005'ten bir yıl daha gelerek ifade etmek istiyorum. 2004'te TÜBİTAK beni buldu. İşte ismini hatırlıyorum şimdi. O da ayrıldı TÜBİTAK'tan. Bir daire başkanı arkadaşımız. Aklıma gelir Oğuz sanıyorum. Hocam dediler. Biz 6. çerçeve programından bir proje yaptık. Bu proje kapsamında TR Access projesi aldık, hibe aldık. Bu hibe kapsamında biz TÜBİTAK olarak 93'ten bu yana TDP, aramızda TDP kuran arkadaşlarımız, Müfit Hocam aramızda mı bilmiyorum, katılımcıların arasında. Cemil Arıkan hocamız da burada mı bilmiyorum. Onlar o dönemlerde bunlar TDP'ler falan oluşmuş. O zamandan beri bir sürü para veriyoruz sanayiye. Ve o sanayiye verdiğimiz para ama artık Avrupa Birliği'ne 600 milyon euro ile 6. çerçeve programına katıldık. Oradan çok sayıda şeyimiz olsun istiyoruz. Projemiz olsun istiyoruz. Proje bu destek verdiğimiz kuruluşlar bunları yapabilirler mi? Teknolojik etkinliğimizi ölçmek istiyoruz. Oxford Üniversitesi'nin Oxford Innovation diye bir startup kuruluşu var. O bir ölçme değerlendirme yapıyormuş. Yani şimdi USIMP'in inovasyon karnesi var, Innovalig'in improve'u var. İşte o zaman da Oxford Üniversitesi var. Oxford Üniversitesi'nin teknolojik etkinlik ölçeği var. Biz onun TÜBİTAK olarak onu aldık. İşte 5 tane hocamızı bu konuda yetiştireceğiz. Size destek verdiğimiz kuruluşlara bir gidin, teknolojik etkinliğimizi ölçün.
Müftü Hocam hocalardan biri de oydu. Bize bir hafta Oxford Üniversitesi eğitim verdi ve biz Türkiye'de 100 kuruluşu dolaştık ve onun teknolojik etkinliğini ölçtük, o kuruluşların rapor yazdık ve o teknolojik etkinlik, şimdi inovasyon karnesi dediğimiz veya inovasyon yönetimi değerlemesi dediğimiz, değerlendirmesi dediğimiz konuyu 2005-2004'te TÜBİTAK liderliğinde hayata geçirdiğimiz bir şeyden bahsediyorum. Ve TÜBİTAK'a dedik ki, çok sayıda, orada önerilerinizi de bizimle paylaşın dediler. Çok sayıda kuruluşumuzun bu verdiğimiz parayla çok sayıda proje alabilmesi ve başarılı gösterebilmesi için şunları, 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 şunları da yapmak lazım. Sağ olsun TÜBİTAK o dönemde işte çok bu önerilerimizi dikkate aldı ve işte seyahat desteği koydu, yok işte liderlik desteği koydu, yok işte ortak arama desteği koydu ve katılımı arttırmaya çalıştı. Altıncı çerçeve, o dönemde Avrupa Birliği de tabii boş durmadı ve yedinci çerçeveyi 2007 yılında şey yapmaya başladı. Ne diyeyim, harekete geçirmeye başladı. O sırada bir Alman firma, şu anda Innovalig'in tekrar dönüp dolaşıp etik örneği in Almanya şeyi, Fransız Standartlar Enstitüsü ve 400 kuruluşla beraber 6. çerçeve programından 8 milyon euroya bir proje aldı. Improve isimli proje aldı. Ve 2006'dan 2007'de resmi olarak başlayan bu Improve inovasyon yetkinliğinin değerlendirme projesini işte 2013'te tamamladı ve Avrupa Birliği de buna dedi ki, o dönemde şu Improve'dan bahsediyorum, birden 2003'e atladım, şu araları birazdan söyleyeceğim. Bu Avrupa Birliği dedi ki, bunun parasını ben verdim, bunu EFQM gibi bir modelle bir vakıf üzerinden kuralım, o vakıf üzerinden Avrupa'daki ülkelere bunu yaygınlaştıralım, onları ölçelim, değerlendirelim dedi. Ve bir Improve Akademi kuruldu ama geçen sene itibarıyla Avrupa Birliği fonu kesti diyebiliyorum benim haberleşmelerimden. Bu akademi tekrar kapandı ve bu etik örneğin altına girdi bu Improve. Yani artık bir Improve etik örneğin bir tool'u, yani Müjgan Çetin'in ölçme değerlendirme tool'u gibi ticari bir tool halinde, artık bir sivil toplum Avrupa Birliği'nin tool'u değil. Bunu özellikle vurgulamak için bunu söylüyorum. Şimdi dikkat ederseniz 2005'ten sonra TÜBİTAK burada Oslo kılavuzunu kabul etti. TÜBİTAK yoğun biçimde ülkemiz bu anlamda bir harekete geçti. Sadece ülkemiz harekete geçmedi. Kamu resmi gazetede 2008 yılında 5746 sayılı kanun yayınladı. Dedi ki, ARGE merkezleri 50 kişiyle kurulursa ben onu vergilerden muaf edeceğim. İşte şunu da şöyle yapacağım, böyle destekleyeceğim, şöyle de böyle de böyle de. Bunu bir yasal zemine oturtturdu. Avrupa boş durmadı, ülkeler, başka ülkeler de boş durmadı. Beni en çok şaşırtan ülkelerin adını anarak söylemek istiyorum. Portekiz mesela. Portekiz'i aranızda gören var mı? Ben göremedim ama çok sayıda izledim. 200 bin euroya ev alarak işte Güney Amerika'yı ele geçiren onu bir denizci ülkesi ve sonra iflas eden 2000 öncesi, o iflasını çözmek için de ne yapan, işte 200 bin euro alana vatandaşlık veren bir ülkeden bahsediyoruz. Ve böyle bir ülke şu anda USIMP'in gerçekleştirdiği inovasyon karnesini hükümet olarak, devlet olarak, innovation scoring olarak yapan bir, ücretsiz olarak kullanıma sunan bir ülkeden bahsediyorum. Şimdi kafam benim karışıyor, sizinki de karışsın diye, sizinkini de karıştırmak istediğim için bunu böyle ifade ediyorum. Ve 2007 yılında oturuyor, inovasyon yönetimi standardı yazıyor. Ondan sonra İngiltere dünyaya mülkiyet kavramını, ne diyeyim, hediye ediyor deyince güzelleşiyor mülkiyet kavramı.
Ben mülksüzler grubundan olduğum için onu güzelleştirmeden nasıl ifade edeceğim diye düşünüyorum. Ondan sonra İngiltere, hatta sadece mülkiyet kavramını değil, standartları, eğitim standartlarını, bütün standartlarını dünyaya dikte eden, dikte kelimesi daha güzel, dikte eden bir ülke olarak BIS 7000'i yazıyor. İnovasyon Yönetim Sistemi standartını yazıyor. Yıl 2008. Kolombiya'yı nasıl bilirsiniz? Kolombiya'yı Hollywood filmlerinden Escobar bilirsiniz. Tararlar ve uyuşturucu satarlar falan, böyle kötü adamlar vardır falan. Kolombiya peki neden 2008'de inovasyon yönetim sistemi standardı yazmış olabilir acaba? Ben düşünüyorum. Allah ömür verirse gitmek istiyorum. Orada sormak istiyorum. Siz de, siz de hani ben gidemesem de, ben soramasam da siz sorun istiyorum. Kolombiya'da kim akıl etmiş de yazmış bunu diye. Meksika. Buyurun hocam. Peki niye orada yazılmış var? Yani belki Kolombiyalılar akıl etmemiş olabilirler bunu ama birileri niye özellikle gidip Kolombiya'da bunu yazmışlar? Ben de merak etmeye başladım şimdi. Sağ olun. Evet hocam, ne güzel. Şeyinde yanıma arkadaş buldum. Merak edenler kulübü olarak. Beraber gidelim hocam biz Kolombiya'ya bence. Umarım, dilerim. Allah o günleri gösterir inşallah. Pandemi şeyinden kurtuluruz. Şimdi mesela o Kolombiya'ya gitmişken hocam Meksika'ya da uğrayalım. Neden? Şimdi Meksika'yı nasıl biliriz? Trump oraya duvarlar örmüştür. O duvarları aşan insanlar, yoksullar, kaçaklar, kötü kötü kara tenli ikinci sınıf vatandaşlar değil mi? Meksika'da yıl 2008. Onlar da oturmuşlar. İnovasyon, araştırma, geliştirme standardı yazmışlar. Hadi diyelim ki Kolombiya'ya birileri geldi. Onlar yapmadılar da o yazdırdı onlara diye. Onlar Meksika'ya da mı geldi acaba? Dolayısıyla ben bir Meksika'ya da gitsem de bir de sorsam öyle bir de derdim var. Evet, şimdi dikkat edin, o 2007-2008 yılında bir yağmur var. Bu konuda bir aydınlanma yaşanmış. Bu ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti dahil, bir şey gelişmenin temelinde teknoloji, bilgiden oluşan bir değer var. Bunun farkındalığındaki bir yükseliş var. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dikkat ederseniz onları böyle özellikle böyle yazdım. Bir farkındalık var. Şimdi 2009-2010'a geliyor İrlanda. İrlanda'da Pfizer'ları bilirsiniz. Sular fışkırır böyle. Ondan sonra ve işte onlar da viskilerini İrlanda viskisi içerler. Öyle aklımızda var. Onlar da 2009 yılında oturmuşlar. Bir toplantı vardı bu çalıştığım şeyde. İrlanda'daydı. Param yetişmedi. Gidemedim. O yüzden o da görülesi yerlerden bir şey. Emin hocam ona, o turizmde ondan da şey destek alarak kendime sağlıklı ve bir seyahat düzenleyebilirim. İrlanda, Kolombiya, Meksika. Almanya'yı hepiniz biliyorsunuz. Almanya şu anda zaten o geç bile kalmış 2010 yılında bu işin standartını yazarak. İşte Avrupa'nın da önde gideni. Bütün Horizon 2020 ve bütün diğer altını çerçeve ettiğim çerçeve fonlarını kullananı Almanya. Tabii ki o teknoloji devi olacak. Tabii ki o bu işin standartını yazacak. Rusya, mesela Rusya'da benim düşündüğüm nasıl olmuş da 2010'da yazmış bunu dediğim ülkelerden bir tanesi. Gittim gördüm, yani Rusya'yı gördüğüm için de bu sorunun cevabı hala kafamda dönüp durur. Danimarka'da Rotterdam'da doktora şansım oluştu. O dönem kısmet olmadı erim de bu inovasyonla ilgili. O yüzden o da hani bir görülesi yer diye şey gidilecek yerler listemde var ama Danimarka'da geçen hafta bir ayaklanmalar falan oldu. O yüzden hani şu anda acaba gitmesem mi falan diye düşünüyorum. Orada da bir şeyler oluyor diye düşünüyorum. Ama Danimarka'da 2010'da bu inovasyon yönetimi standartlarını yazmış. O sırada 7. çerçeve başladı.
Ve o yedinci çerçeve sonra Fransa, Brezilya ve Çin, mesela Çin'i de böyle çok küçümsersiniz ama doğunun yükselen yıldızı, 2013 yılında, yani bugün Çin'in teknolojiye, stratejisini teknolojiye çevirmesi 2013 yılında yazdı, bu standarttır diye düşünüyorum ben. Ve izlediği stratejinin temeli bu standarttadır. Şimdi tekrar bir gönderme yaparak, neden benim sunumum başlığı uluslararası referans dokümanlar eşliğinde değil de, neden inovasyon standartları değil de bu? Şimdi çok eleştiri aldım, çok kınandım, çok ayıplandım efendim, ki bunu akademisyenler yaptı. Ve ben de onlara böyle hayretle, kocaman gözlerle bakarak ama yine de çekinerek, çekinirim ben ondan sonra çekinerek. Uluslararası bir akademisyen topluluğun karşısında olacağım için inovasyon standartları demeyeyim, şimdi yine linçe uğramayayım. Hani kibarlaştırayım, referans doküman falan diyeyim. Efendim, inovasyonun standardı mı olurmuş? İnovasyon farklılıkmış, inovasyon teknolojik ürünmüş, inovasyon yenilikçilikmiş. Sen bizi nasıl bir standartize etmeye çalışırsın diyen bir hazirun var, bir böyle bir topluluk var. Şimdi bu topluluk böyle dese bile ben de onlara diyorum ki sizler akademik camianın gözdeleri olarak, bilimi, bilgiyi yayan insanlar olarak bu alanda teknolojinin geldiği state of art'ı saygı duymalısınız. İnovasyon alanında teknoloji, ekonomik gelişmişlik, teknoloji yönetimi, inovasyon yenilik yönetimi için bu standartlar bir referans dokümanlardır. Hiçbir şey yapmıyorsanız alıp okursunuz. Onun üzerine bir tık daha koyuyorsanız, işte o zaman siz kavramsal dünyaya, bilgiye, teknolojiye değer katmış olursunuz. Ama ben bunları yok sayıyorum. Bunlar da neymiş? Bunlar iyi şeyler değilmiş. Ya bunları elinizin tersiyle bir kenara itiyorsanız, ayıp olur ama bu, diyorum. Şimdi improve'a tekrar geri döneceğim. Ha, o sırada ben Yeditepe Üniversitesi 2010-2014 döneminde MBA programında dediler ki hocam sen bu işlere çok bedettin Dalan. İlk Türkiye'de inovasyon yönetimi standardını MBA programını açan üniversitedir. Ve 4 yıl sonra kapanmıştır. Şu anda yok inovasyon yönetimiyle ilgili. Ne olacak innovation management? Şurada da şu anda var olan Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir, Marmara, İTÜ, Işık, Ankara ve Yıldız'da var şu anda. Bu inovasyon yönetimi alanında doktora ve yüksek lisanslar. Şimdi bunu niye söylediğimi birazdan geleceğim. O yıl Yeditepe Üniversitesi'nde 4 yıl MES kurs verdim. Çok değerli öğrencilerim vardı. Ve improve'a gittim. O öğrencilerime ders verirken State of Art'ı öğrenmek için Madrid'e gittim ve improve'un eğitimini aldım ve sınavlarına girdim. İşte stajını yaptım. İlk akredite inovasyon yönetimi danışman unvanını aldım. Sonra dediler ki improve, işte biz dediler bir lansman yapıyoruz. Bu lansmanda işte bir yarışma yapacağız. IFQM kalite ödülleri gibi. Biz de bu yarışmada işte senin müjgan varsa Türkiye'den katılımı tavsiye edeceğim. İnsan kuruluşlar katılsınlar. Böyle bir güzel bir yarışma olsun. Böyle de kalıcı da bir yarışma olsun. Sonra onu çok devam ettiremediler. İşte Innovalik üzerinden Türkiye'ye geldiler. İşte Türkiye'de sürdürmeye çalıştılar da bundan sonra ne yaparlar bilmiyorum bu konuda. Ben de yalvar yakar iki büyük bir KOBİ kuruluşa ya hadi girelim ya ne olur yalvarırım falan modunda yarışmaya ikna ettim. Sağ olsunlar hani Müjgan Çetin'in hatırına yarışmaya katıldılar. Yoksa hani inovasyonmuş, inovasyon improve'muş falan diyor. Onları bir kenara Müjgan Çetin yani istedi girmek lazım şimdi ayıp olmasın kadına dediler.
Ve biz 2014 yılında küresel inovasyon yönetimi ödülünü kazandık Türkiye olarak. Bizi Bolonya'da bir COBİ firmamla Bolonya'da bir saraya davet ettiler. O sarayda nasıl görkemli bir törendi size anlatamam. İnanılmaz görkemli bir törende bizi onurlandırdılar, alkışladılar. Bu işte benim YouTube kanalımdan falan onları izlersiniz oradaki maceralarımızı o törende. Biz böyle bir hevesle geldik Innovalik 2014 Aralık'ta TİM'e ve dedik ki ya biz küresel inovasyon ödülünü kazandık TİM'e. Bizi de bir sahneye alsanız da hani anlatsak yani ülke için güzel bir şey. Baktılar, dediler ki bize başvursaydınız niye gittiniz? Küresel'e başvurdunuz. Aa dedik, ay çok özür dileriz, affedersiniz. Ondan sonra ay ne olur bizi de çıkarın anlatalım dedik. Hadi bakalım dediler. Böyle gecenin geç bir saatinde bizi sahneye aldılar. Onu da izleyebilirsiniz. TİM TV'de ve benim YouTube kanalımda. Nasıl kazandık? Niçin kazandık? Yani inovasyon. Hatta dalga da geçtiler. Ya hizmet kuruluşu inovasyon ödülü alır mı? Anlatamıyorum. İnovasyon yönetiminde küresel ödül aldık. Ama kafalara öyle bir kazınmış ki inovasyon teknoloji ürünüdür. Sen hizmet kuruluşu olarak nasıl İnovasyon ödülü olursun, küresel olursun bir de. Ne ayıp bir şey. Neyse, onu da yedik yuttuk. ISO bundan haberdar olup beni buldu. Dedi ki, ya sen bu işlere bulaşmışsın. Biz de böyle işte dokümanlar yazacağız. Yani anlıyorsun galiba, gel hani Türkiye'yi temsil et. Sen de hani Türkiye delegesi olarak katıl. Tabii ben bir havalandım falan böyle. Ay çok sevindim. Nasıl yani bana o ISO'dan teklif geldi falan. Nasıl olacak bu iş dedim. Dediler ki TSE'ye başvuracaksın. Orada delegasyon hakkı alacaksın. Bir minor komite, aynı komite üyesi olarak ancak katılabilirsin. İşte TSE'ye başvurdum. TSE dedi ki olur. CV'ni bir gönderdi. Peki işte şu taahhütnameyi bir imzala. Taahhütnamede şu yazıyordu. Valla billah oradaki bütün fikri haklarımı ben TSE'ye hediye ediyorum. Bağışlıyorum. Artı oralara gideceğim. Ülkemi temsil edeceğim. Bütün paraları da cepten harcayacağım. TSE'den 5 kuruş para istemeyeceğim. Şimdi bu benim derin düşündüğüm anlardan bir tanesi. Hani vatan millet Sakarya mı? Ondan sonra işte yoksa hani falan. Ve orada tercihimi, oradaki kırılmam ya cebinde para olduğu müddetçe gidersin. Bu, son 5 yıldır işte geçen seneye kadar bu böyle Japonya'da, Meksika'da, ondan sonra Avrupa'ya yakın yani ben uzak yerleri söylüyorum. Ondan sonra Çin'de yapılan toplantılarla paramın yettiği yerlere gidip ama çalmadığım kapıda kalmadım. Yani TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOP, Odalar Borsalar Birliği, KOSGEB, ondan sonra başka TÜSİAD, aklınıza gelebilecek her yer ve başvurdum. Ya param yok, bu toplantıya gidemiyorum. Lütfen hani bunun sponsor olduğunun karşılığında size eğitim vereyim falan. Sağ olsun TÜBİTAK 2018 yılında bu emeğimizin geçtiği arkadaşlarımız da size az önce Oxford'da anlatmıştım. Oxford Innovation'ın ölçeğini yaptığı bir Horizon 2020 seyahat desteği var. Hocam dediler hani bu senin Çin seyahatini karşılayamayız ama işte Avrupa'ya bu Horizon 2020 desteğini karşılarız. TÜBİTAK'ın bana 5000 lira bir katkısı vardır. Allah razı olsun. Ve bir imzayla bundan bahsedeceksin dedikleri için bahsediyorum. Teşekkürlerimi borç biliyorum. TÜBİTAK'ın katkısıyla seyahatimin biri gerçekleşti. Ve 5 yıl boyunca bu seyahatler sonunda standartlar yazdık. Şimdi kaç dakikam kaldı bilmiyorum. Evet, çok az vaktim kalmış. Hızlıca onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da
Evet, bu gördüğünüz standartlar, çalışma komitesi 5 yıl boyunca gittiğim 164 üye ülke, Peru, Çin, Endonezya, İran, ABD dahil bütün ülkeler 22 delege, 18 delege falan katılırlarken ben işte tek başıma iki grupta temsil ederek yazdım. Ondan sonra bu CERN, IPO, ISPIM, OECD, UNESCO, UNIDO, WIPO, UNDP falan da onlar da masada yetkileri olmamasına rağmen, çünkü standartlar örgütleri bu toplantılara katılır. Bunlar da özel izinle katıldılar. Bunu söylememin sebebi UNDP'nin, OECD'nin bu Oslo kılavuzları filan veya sürdürülebilirlik dokümanlarının yenileneceğidir. Bir dakika, ha şu. Son slaydım da bu. Biraz da hani sizlere vakit kalsın sorularınıza diye. Bu çalışmaların sonunda yayınlanan standartlar bunlar. Hala üzerinde çalıştığımız standartlar bunlar. Ama son olarak efendim şu güzel insanlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. MTC 139. 2020 yılında beni başkanları seçerek onurlandırdılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi ülkemin çok değerli inovasyon alanındaki uzmanları. Doktoralarını yapmışlar, deneyim sahibiler, bu yani iki tarafından da ve biz bu insanlarla o kadar güzel çalışmalara imza atıyoruz ki efendim bunlardan bir tanesi bu yayınlanan standartları Türkçeleştirme. Ve ilk Türkçeleştirdiğimiz standart yani Google Translate değil, uzmanların Türkçesiyle Türkçeleştirdiğimiz ilk standart 56 bin. Hüsnü Hocam buradaysa liderlik etti sağ olsun dinliyorsa. Onun liderliğinde çok sayıda Calder'den ve şeyden MTC 139 üyesi çalıştı ve tercümesini hazırladı. Şimdi Türkiye'de TSE'nin yayınlamasını bekliyoruz. Teknik komite onayını bekliyoruz. Neden efendim bunu bu işe taktı kafayı onu da söylemem lazım. Çünkü 80 euroya 85 euroya satın alacağınız standardı Türkçesini alırsanız 45 liraya alabilirsiniz. Benim derdim de ne? Yayılmak istiyorum. Bilgi yayılsın istiyorum. Çoğalsın istiyorum. Başka türlü ben inovasyonu anlarım, bilirim, bu böyle olacak falan diye yanlış bilgiden arınamayacağız. Ne kadar çok İnsan Türkiye'de olsa kendi öz dilimizde okusun, bilsin ve doğru çalışmalar yapsın istiyorum. Müjgan Çetin olarak. İkinci çalışmamız yine bu grubun harika insanlarıyla beraber mesleki yeterlilik, kendine Chief Innovation Officer diyenler, Innovation Manager diyenler, Innovation uzmanı diyenlerin ne demek istediklerine ilişkin bir mesleki yeterliği olsun derdine düştük. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç, ISPIM ve OEAP onlar ülkeme gelip benim derneğime üye ol. Bu dernekten de ben sana sınav yapayım, eğitim al. Sana da işte böyle uluslararası sertifika vereyim derdindeler. Ben yine orada biraz taraflı durarak benim ülkemde bunu yapacak güzel insanlar var. Ben ülkemdeki insanlarla yapmak istiyorum derdiyle 5 yıldır da bu işe uğraşıyorum. İnşallah güzel haberler size bu konuda da vereceğim. Üçüncü büyük hayalim de sertifikasyon. Yine bu güzel insanlarla beraber kapısında yattığımız çok sayıda kuruluş var. Türkiye ülkemiz bu anlamda önce olsun. İnovasyona dayalı kalkınma. Nasıl COVID-free sertifikasıyla bu turizmcilerin elinden tuttuk, onları ayağa kaldırdıysak inovasyonla da ülkemize bir kapı açalım derdine düştük efendim.